Hepinize merhaba. Her cumartesi saat 2'de yayınladığımız Sedat Peker bize ne anlatmıştı serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım. 7. bölümde Sedat Peker aslında çok enteresan olayların deyim yerindeyse bütün ayrıntılarını anlatıyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili deprem etkisi yaratacak, yer yerinden oynatacak iddialar ortaya koyuyor. Zaten bu videoda bir milat diyebiliriz. Bu videodan sonra Peker'le ilgili soruşturma kapsamı genişletildi. Devletin güvenlik bürokrasisinin attığı adımlar genişletildi ve aylardır Sedat Peker ne bir tweet atabildi ne de bir video çekebildi. Her şey bu videoyla aslına bakarsanız yükseldi, tansiyon arttı. Neden böyle anlatayım. Şimdi 6. videodaki itiraflarından ve ifşaatlarından sonra Sedat Peker'e yönelik bir operasyon hamlesi geliyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Peker bunun haberini alınca yerini değiştiriyor. Zaten bu videoda da ilk karede onu izlemeye alışkın olduğumuz bir evin salonu, arkasında bir televizyon yok. Sanki böyle bir büyük bir otelin bir konferans salonu gibi bir mekanda, bir salonda izliyoruz Sedat Peker'i. Kendisi de videoda anlatıyor. Gecenin çok geç saatlerinde çekiyorum bu videoyu. O yüzden gözlerim yumuk yumuk, çok uykuluyum, kusura bakmayın diyor. Belli ki geç saatlerde oraya varılmış, apar topar bir otel dairesine yerleşilmiş, bir salon durulmuş. Malum o tripod ve kamera kurulmuş ve öfkeyle Peker kameranın karşısına geçmiş. Arkada bir pano var bu sefer, televizyon yok. Panonun üzerinde İran yazıyor. Bir ok çıkartılmış, Mersin. Bir başka ok, Sabiha Gökçen. Belli ki bir trafikten bahsediyor. Yani İran, Mersin Limanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı üçgenindeki bir trafikten. Videonun bir noktasında panoya dönüyor, eliyle gösteriyor ve Soylu'yu açıkça tehdit ediyor Sedat Peker. Bunu gördün mü diyor. İşte bunu anlatacağım. Bildiği şeylerin anlattıklarından çok daha fazla olduğunu tam o anda bir kez daha anlıyoruz. Panoda üç tane de kitap yan yana dizilmiş. Bunlardan biri Hazreti Ali'nin hayatı. Bunu sürekli gündemde tutuyor biliyorsunuz. İkincisi Mümin Sekban isimli bir kişisel gelişim uzmanının Her Şey Seninle Başlar kitabı. Üçüncüsü ise bir Dostoyevski kitabı. Tabii bu üçünün de anlamları var tahmin edebileceğiniz gibi. Her şey seninle başlar demek istiyor. Bir de masanın üzerinde saat var. 9'a çeyrek kalaya kurulmuş. Her şeyin bir zamanı var ve o zaman giderek yaklaşıyor demeye getiriyor. Anlaşılan Sedat Peker. Bu videoda kendisine yönelik FETÖ'cü suçlamalarını bu kez daha da öfkeli bir tonda yanıtlıyor. Ben diyor o FETÖ'nün tedrisatından geçtim, bana yaptıklarını unutacak değilim. Ama tam da o dönemde yaşanan bir başka olayı hatırlatıyor. Hatırlayacaksınız, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın katıldığı bir basın toplantısında bir Anadolu Ajansı muhabiri kendisine yönelik Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert bir soru sormuştu. Apar topar salondan çıkartıldı. Sonra zaten görevden uzaklaştırıldı. Arkasından da basında bu gazetecinin ağabeyinin FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. Peker bu hikayeyi de anlatıyor ve soruyor. Eğer o kişinin abisi FETÖ'cü diye işine devam edemeyecekse o zaman soruyorum. Sizin yanınızda oturan bu bakanlar, onların da abileri FETÖ'cü değil miydi? Devler gelir, devler gider. Bir dev kalır, o da Sedat Peker. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülü'yü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. Kardeşlerim, size şunu söylüyorum. Benim düşüncelerime, fikrime değer verenlere, serden geçtilere, vatan fedailerine, vatanı delilerine söylüyorum. Eğer ki kim size sokağa çıkıp burayı yağmalayalım, buraya yağmayalım derse inanın o haindir.
Bir gün ben size bu şekilde dersem sokağa çıkın yağmalayın. Bilin ki benim ufak kızımın başına silah dayamışlardır. O yüzden size ben bunu söylüyorumdur, ona dayanamadığım için. Sülü, gördün mü bak, bunu da söyledik, artık bloke oldu bu da. Başka? Ya bunlar insan değil ya. Darbe için zemin hazırlıyormuşuz, ben bunları ondan yapıyormuşum. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Namus sahibi olan herkes, eğer bir gün darbe olursa, buna kalkışanlar olursa, evde çocuğunu bakmak zorunda olanlar hariç, bütün herkes, ama bütün herkes sokağa çıkmayla, darbeye direnmeyle mükelleftir. Sülü, senin aparatlar tek tek gidiyor bak. Eğer ki bir gün darbe olursa, ben size dersem kardeşlerim, sokağa çıkın, darbeye destek verin. Anlayın ki ufak kızımın kafasına silah dayadılar. Ben o yüzden dolayı bunu diyorum. Ben desem bile çıkmayın kardeşlerim. Namuslu adam ülkesine yapılan darbeye karşı durur. Ya siz patronsunuz. Bu anlattıklarımda kafanıza yatmayanlar olursa, ya bu işlerde gereken ilgi gösterilmedi, namus üzere davranılmadı, şeref üzere davranılmadı derseniz, sandık geldiğinde siz zaten belirleyensiniz. O sizin elinizde. Daha örnek vereyim mi? Ali Tatar. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı, kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde ne yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Ya bir de en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri, ismini bilmiyorum, bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size birazdan, bu ön atlı. Bunlar kamikaze gibiymiş, bekler birden vururmuş. Ya senin elinde devletin imkanları yok muydu, bilmiyor muydun onu? Abisinin FETÖ'cü olduğunu. Onun abisi FETÖ'cüyse orada iki tane bakan bu konularla muhatap, onun da abisi FETÖ'cü. Bunlar haşhaşi ise, birden hedefe odaklanıp vururlarsa, her abisi FETÖ'cü olan da FETÖ'cüyse, o zaman bakan devletin sırlarını, nerede olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli haşhaşi ise taklit. Ben öyle bir şey demiyorum asla. Asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ya ciğeri yanmış adam söylüyor da. Ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorun da, sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, 3,5 yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu? Belki sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilir. Ama geleceği rahibi bırakmadı, fakirleştik. Sen bir şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız, AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla bir takım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı, kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz. Özellikle yurt dışında
narko terörle ilgili. Evet, videonun ilerleyen bölümlerinde Türkiye gündemini aylarca meşgul eden, bizim de Timur Soykan'la, Cengiz Erdinç'le, Murat Arel'le sayısız defa haberlerini yaptığımız ve tüm boyutlarıyla anlattığımız meşhur Kolombiya dosyasını dinlemeye başlıyoruz. Kolombiya dosyası neydi hatırlatayım. Kolombiya'da, Kolombiya güvenlik güçleri tarafından 4.9 ton kokain ele geçirilmişti. Neredeyse 5 ton. 5 ton kokain nasıl bir şey? Varın siz hayal edin. Bu 5 ton kokainin varış rotasının Türkiye olduğu, Türkiye'deki Ambarlı Limanı olduğu ortaya çıkmıştı. Ve Peker tam da bu videosunda o sevkiyatın Türkiye'deki alıcısının eski İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar olduğunu iddia etmişti. Bu videoda onu dinleyeceksiniz. Ama iki gün önce bakın nasıl bir gelişme yaşandı. Bu Kolombiya'daki kokain dosyasına ilişkin tam 16 ay sonra bir savcılık soruşturması başlatılmıştı. Yani Peker'in iddialarından aylar ve aylar sonra bir soruşturma başlatılabilmişti. Ve o dosyanın içinde 16 sanık yargılanıyordu. Bilin bakalım ne oldu? 48 saat önce dosya kapandı. İçinde tutuklu veya yargılanan tek bir sanık bile kalmadı. Kolombiya dosyasını işte tam da bu 7. videoda bütün ayrıntılarıyla bize anlatıyor ve bazı isimleri, bazı ilişkileri deyim yerindeyse ucundan aralıyor. Büyük ihtimalle şunu ima ediyor. Ben istesem daha neler anlatırım, neler demeye getiriyor. Ben sana sizin kurduğunuz uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Anlatacağız daha, biz çok konuşacağız. Artık parça parça değil, böyle avuç içi avuç içi kadar koparma dönemi geldi. Avuç içi avuç içi koparacağız. Zamanı gelmiş bir fikir. Hiçbir surette engellenemez. Tarihi okudun mu süslüsünü? Tarih bunlarla dolu. Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir İçişleri Bakanı. Sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol. Ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim, etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz. Fedayız. Vatan delisiyiz. Biz namus üzereyiz. Edep, ahlak biliriz. Devletin bakanısın. Niye FaceTime'la konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat Baba'yla oldu bunda. Ya bana neler ettiler diyorum ya. Lan neler ettiler arkadaş? Uyan devi uyandırdınız. Bunu yaptınız. Göreceksiniz. Bir tripoda, bir kameraya zekaya yenileceksiniz. İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar. Yoksa artık insanlar tüm her şeyi biliyor. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Duyduğunuz gibi her seferinde laf dönüyor dolaşıyor Tayyip ağabeye geliyor. Yani AK Parti iktidarından önce başlayan bir dostluk ilişkisine hemşerim diye hitap ettiği, ağabey diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O diyor bunları bilir, bunları görür, benim anlattıklarımı gayet iyi anlar ve gün gelecek hesabını da soracaktır diyor. Bütün ümidini aslına bakarsanız Erdoğan'ın soyluyu ve onun çevresindeki ilişkiler ağını kabineden ve külliyeden uzaklaştırmasına bağlıyor Sedat Peker. Tam bu noktada bir kitabı hatırlatmak istiyorum size. Şöyle göstereyim. Duvar, Türkiye İşçi Partisi'nin Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'la birlikte hazırladığı ve içinde Sedat Peker'in tek röportajının da bulunduğu bu kitap. Orada
bir bölüm var. Beraber okuyalım. Gazeteci meslektaşlarım Sedat Peker'e soruyor. Size hakaret eden ifadeleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da ifşaatlarınızda yer vermeye başladınız. Şu ana dek anlattıklarınızın yarıdan fazlası Soylu ile ilgili. Çok doğru. Bu 7. videoda da sürekli olarak İçişleri Bakanı Soylu'yu dinlemeye devam ediyoruz. Tam da o tarihlerde TRT ekranında bir röportaj vermiş Süleyman Soylu. Sedat Peker'e organize suç örgütü demiş. Karısının iç çamaşırları arkasına saklanan mafyöz bozuntusu demiş. Pislik demiş. Sedat Peker iyice küplere binmiş vaziyette. Kaydettiğiniz telefon konuşmaları bir takım bilgi ve belgeler ışığında öne sürdüklerinize bakılırsa Soylu ile ilgili ifşalara önceden hazırlık yaptığınız anlaşılıyor. Meslektaşlarım bunu soruyorlar. Doğru, bu videoda da dinliyoruz. Diyor ki kim varsa çevresinde hepsiyle ilgili bir telefon veya video kaydı elimde var. Aynen bunu söylüyor. Soylu size hakaret etmeseydi ve iddia ettiğiniz gibi sizinle işbirliği yapmaya devam etseydi, uzun süre işbirliği yapmışlar. Peker bunu da gizlemiyor. Yaktın bizi diyor. Kendini de yaktın, beni de yaktın. O zaman hedefiniz olmayacaktı Soylu. O zaman ne anlatacaktınız ve Soylu'yu ifşa edecek miydiniz diye soruyor gazeteciler. Peker'in yanıtı şöyle. Bir savaşa başlarken hazırlığınızı yapmanız gerekir. Süleyman Soylu beni hedef almasaydı ben kendisini asla hedef almayacaktım. Pelikancılar ve Mehmet Ağar üzerinden savaşımı devam ettirecektim. Süleyman Soylu'nun babasıyla tanıştığım günden bu zamana kadar yaşananlara bakınca bana böyle bir şey yapacağı aklıma bile gelmezdi. Ancak bu savaşa dahil olmak isteyecek tüm baskın karakterlerle ilgili hazırlığımı yapmıştım. Kim? Kim acaba onlar? Süleyman Soylu da baskın bir karakter. Beni harcayabileceklerini düşündüler, kendilerini büyük gördüler. Şu ana kadar yaşananların neticesi ortada. Böyle diyor Sedat Peker ama bunu geçen sene verdiği röportajda söylüyor. Bu sene oyunun şartları değişmiş gibi. Dinlemeye devam edelim. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle zulüm mülüm etmeyi planlıyormuşsun Sülü. Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Oku Sülü. Suriye ile falan kalma, o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İnan. Devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde. Ama senin bu akraban var ya Ankara'da, Sadık Soylu. Bu Next, bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları orada. Murat Kurum, bakan. O mu yönetiyor? Sadık Bey mi? Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar, Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturman kapandı. Genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Baş an önde söyledim artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerden zaten. Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocuklarım dost olursa benim çocuğum değil dedim. Eyvah. Bu adam ya gerçek FETÖ'cüyse? Hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyorsunuz. Bu FETÖ'cüyse bunu ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım, tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordur. Bu işin hesabı olacak diye. Lan devleti yok ettiniz. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan ya. Ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet 9 Haziran'da yakalandı.
Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DIA, Amerika Uyuşturucuyla Mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres, çünkü Venezuela'da DIA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya, bir kısmı iç piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Laskiye limanı. Orası da DIA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra, bu senenin başında Ocak ayında gitti, 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti, 4 gün kaldı. Caracas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. İşte herkes anlattı, oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre, 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye, Laskiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiçbir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya, Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik, evet. E Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı, bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. E bu adam Amerika DIA'yı almak istiyor, o da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatından, onlar da alamıyor. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı, birazdan geleceğiz uyuşturucunun şeyine. Kulaklarınızla duydunuz, kimler yok ki bu iddiaların arasında? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var, tabii ki Mehmet Ağar var. Binali Yıldırım var, eski başbakan, son başbakan, onun oğlu Erkan Yıldırım ve Halil Falyalı var. Bu video çekildiğinde Halil Falyalı Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta daha doğrusu, hem yasa dışı bahis hem de kumarhaneler kralı olarak tanınan, büyük bir servet ve gücün sahibi olan Halil Falyalı henüz öldürülmemiş, hayatta ve Kıbrıs'a, o sektörlere hükmetmeye devam ediyor. Bu videodan aylar sonraysa Halil Falyalı'nın katledildiği haberini alacağız. 7. videoda Sedat Peker işte bu ilişkileri anlatıyor. Erkan Yıldırım'ı, Halil Falyalı'yı, Falyalı'nın video arşivini, Kolombiya-Venezuela rotası üzerinden değişen dünyanın yeni uyuşturucu rotasını, tüm bütün bunların içinde Ağar'la ilgili korkunç iddiaları, hepsini dinlemeye devam ediyoruz. Son bölümde ise laf dönüyor dolaşıyor, Türkiye'nin karanlık yıllarına geliyor. Uğur Mumcu suikastine. Kutlu Adalı cinayeti 1996 yılında, gene Kuzey Kıbrıs'ın dekor olduğu bir gündemde katledilen, öldürülen bir başka gazeteci. Bu sefer dehşet bir itirafı dinliyoruz Sedat Peker'den. Peker diyor ki, o dönemin karanlık aktörleri bu cinayeti bizzat bizden istemişti. Abimle beraber adaya doğru yola çıkacaktık. Gerisini Peker'den dinleyelim. Bir kez daha hatırlayalım. 7. videonun finalinde Diyarbakır Cezaevi ile anlattıkları da tabii ki hafızalardan silinmeyecek cümleler olarak
kayda geçiyor. 8. bölümde görüşmek üzere. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Fail meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten böyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana. Dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bu günleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarına bok yedirip o eziyet edilmeseydi. Ya adam öldür de sık kafasını, öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun, onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor, daha gidiyor. Arama yapıyor lan, namuslu arama yap. Kadının üstünü soyuyorsun, çocuğu görüyor, daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para lordları, oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabii Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Benim evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekleyen. Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için hep uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi yoracaklar. Birlik olmak lazım. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, resimlerimi kaldıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara, Kutsal Kur'an'dan Abese Suresinin 17. ayetini söylemek istiyorum. Ey insanoğlu, siz ne kadar da nankörsünüz. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma boğasına sizi korumaya çalışıyorum. Herkes anasından emdiği süte layık davranır. Ben anamdan emdiğim süte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilmişsiniz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu vatanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın serden geçtileri. Yüce Allah'a yemin olsun, Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.